Selam sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam da yine her zamanki bildiğimiz konulardan bir tanesini soracağız. Beni seviyor mu? Evet, aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi, niyet ettiğiniz kişi, herhangi birisi olabilir. Sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Size karşı gerçek duyguları nelermiş? Neleri size karşı hissediyor? Yani hangi duygular içerisinde? Bunlara yoğunlaşıp bunların yorumunu yapacağım sizler için. Tam iki tane farklı destem var. Bir tanesi küçük enişte, bir tanesi büyük enişte. Şöyle bir destem var, küçük. Bir de böyle büyük bir destem var. Şöyle kahverengi. Birinci destem, ikinci destem. Diğer destelerden de yardım alacağız tabii ki. Birinci desteden başlıyorum. Bakalım aklınızdaki kişi sizi seviyor mu yoksa başkasını mı seviyor? Ya da size karşı bir şey hissetmiyor mu? Kalbi boş da olabilir. Eski bir sevginizden de bahsedebiliriz. Kime tutuyorsanız artık. Mevcut olan ilişkiniz için de olabilir. Ayrıldığınız kişi için de olabilir. Eşiniz için, eski eşiniz için de olabilir. Üçlü bir ilişki yaşıyorsanız gerçek niyetlerini görebilirsiniz. Bakalım hangi ilişki tipini verecek burada? Ayrılanlar çıkabilir. İşte dediğim gibi hali hazırda yeni başlayanlar için olabilir. Platonik olanlar için olabilir. Bunları göreceğiz bakalım. Bize hangi ilişki tipinden bahsedecek? Hermit geldi. Çiçeğimizi şöyle alayım birazcık şu tarafa. Partneri verdi sevgili arkadaşlar. Ex partner, ex eş. Bunlar olabilir. Çünkü burada bir çocuk teması da var. Şu anda gördüğüm kadarıyla. İlk olarak açtığımızda bunu gördüm. Ay kartımız geldi. Finansal sıkıntılar çok güzel. Hep zaten mevcut olan şeyler her nedense. Ya bilmiyorum. Yani bu benim düşüncem olabilir ama ben aşk ilişkisine finansal sıkıntıyı karıştırmak istemiyorum ya. Gerçekten. Hani burada çıkıyor tamam. Demek ki burada finansal sıkıntıyı çok dert edinenler var. Yani tamam belki bir çay bile içemiyor olabilirsiniz. Ya. Olabilir ya. Neden olmasın ki böyle şeyler? İlla her şey para mı arkadaşlar değil mi? Kendini kartlar attı. Ama ben almak istemiyorum. Bakalım yine de belli olmaz. Kendini atanlar da gelebilir. Birazcık daha karıştıralım bakalım. Osho ne söyleyecek bize? Ruh halleri hakimiyeti geldi. Şimdi anın enerjisiyle baktığımız için şu anda size karşı evet bir sevgisi var. Size gelme isteği de var. Fakat kime niyet ettiyseniz bu kişi sizin ex eşiniz veya ex partneriniz. Geçmişte kalan birisinden bahsediyor. Ve aynı zamanda da bu kişiyle ex eşinizse eğer çocuklarınız da olabilir. Şimdi birbirinize karşı ruh halleri hakimiyeti var burada. Bu ne demek? Sinirleniyorsunuz, öfkeleniyorsunuz ama kendiniz tutuyorsunuz. İlk kartımız The Hermit geldi. Yani bir şey, bir konu hakkında aydınlanacaksınız bu kişiyle alakalı. Şimdi ben bunu çok merak ettim. Bu neymiş? Şimdi bu kişinin hayatında her şeyden önce
birçok konularda işleri hep durmuş sevgili arkadaşlar. Çok duraksamaya geçmiş bu insan. Ve finansal sıkıntılara da düşmüş. Bilinçaltı korkuları var. Korkak adımlarda ilerleyen bir insan bu. Ve aynı zamanda bu insanın, aklınızdaki kişinin korkusu finansal sıkıntılar. Çünkü yanındaki kartla çok ilişkilidir ay kartı bu destede. O yüzden bu kişinin en büyük korkusu finansal sıkıntılar. Şu anda da bütün işleri durmuş vaziyette. Size karşı duygusu var mı? Var sevgili arkadaşlar. Ve size anladığım kadarıyla da ulaşmak istiyor. Sizinle görüşmek istiyor. Sizinle konuşmak istiyor. Fakat sizin ona kötü davranacağınızı düşündüğü için ne yazık ki kendisini bu aralar birazcık geriye çekmiş. Şimdi siz de istiyorsunuz ki, yani hem suçlu hem güçlü diyorsunuz. Niçin bu kadar kabahatli ve benimle de hala da konuşmuyor, görüşmüyor, barışmıyor diyor olabilirsiniz. Bu konuda da siz de kendinizi tutuyorsunuz. Şimdi bu adam veya bu kadın dürtülerle hareket eden bir insanmış. Ama bu insanda bir değişim meydana gelecek sevgili arkadaşlar. Uranüs kartıyla geldi. Uranüs değil, Uranüs. Bu bir tanrı ismi. Tanrıların yardımı destesinden aldık. Dürtülerle hareket etme, devrim niteliğinde değişimler diyor. Kendisinde büyük bir değişim, dönüşüm söz konusu olacak. Bu adam size gelmek istiyor ama çok tedirgin sevgili arkadaşlar. Sizin tepkilerinizden dolayı, yani tahmin ediyor tepkinizi. Bana kötü davranır, işte beni tersler. O yüzden ben en iyisi geri çekileyim diyor. Spiritüellik ile uygulanabilirliği dengeleyin demiş. Burada bir şeyden bahsediyor. Bakalım size ne tavsiyesi verecek. Yine belirsizlikler. Bakın siz eğer ki bir bayansanız aynen bu şekilde oturmuş. Belirsizlikler hakkında düşünüyorsunuz. İşin içinden de çıkamıyorsunuz. Düşün, düşün, düşün. Sürekli böylesiniz. Şimdi sizin bazı spiritüel güçleriniz olabilir. Bakın ay kartı, iki tane ay geldi bu arada. Balık burcu olma ihtimaliniz çok yüksek. Kadınsanız veyahut da erkekseniz hiç fark etmiyor. Karşı taraf da balık olabilir. O da bir şık, bir seçenek. Çünkü King of Cups geldi. Yani kupaların kralıyla değneklerin kraliçesi geldiniz. Yani bir taraf koç, aslan, yay olabilir. Diğer tarafta balık, akrep, yengeç olabilir sevgili arkadaş. Yani çok yoğunluklu bir şekilde geldi. Ve dolunay balıkta geldi. Bakın yine balık teması. Spiritüellik ile uygulanabilirliği dengeleyin dedi. Çok hislisiniz. Çok böyle hisleriniz çok kuvvetli. Hislisiniz derken kuvvetli olduğundan bahsediyorum. Şimdi sizin yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de bencillik, ego, hırs. Birazcık bunlara yüklenmeniz gerekiyor. Yani siz anladığım kadarıyla çok mütevazi, biraz pasif kalmışsınız. Yani pasif derken bu kötü anlamda değil. Bunu sakın öyle anlamayın. Hani biraz daha böyle mülayim, biraz daha böyle alttan alan, ılımlı, hep orta yolu bulmaya çalışan, sürekli dengelenmeye çalışan bir insansınız. Hep bununla ilgili sürekli hep siz adım atmış olabilirsiniz. Ufak ufak da adımlar atmış olabilirsiniz. Ama burada diyor ki, uyarıyor, artık biraz da kendinizi düşünmeniz gerekiyor. Bu arada Koç burcunun işareti de geldi. Spiritüellik ile uygulanabilirliği dengeleyin. Bir kere daha okudum. Uygulanabilirlik spiritüelle birlikte. Yani bu nedir? Birazcık böyle hislerinizi dinlemeye çalışın. Yani bu insana karşı nasıl davranabilirsiniz? Bu insana neler söyleyebilirsiniz? Veyahut da bu kişiye ilk adımı siz mi atmalısınız? Bir bakalım burada bunu destekliyor mu? İkilemdesiniz. Ben mi gideyim ona diye. Şimdi şöyle, eğer ki bir anne figürüyle bu ilişkinizi paylaştıysanız, anne figürü size dur diyor olabilir. Yani sen yapma. Hani anne figürü size engel oluyor olabilir açıkçası. Ama siz yine de bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek istiyorsunuz. Belki bir anda hızlıca bir karar verip bu kişiye yazacak olabilirsiniz. Peki bu kişiyle iletişim kurmanız doğru olur mu? Justice geldi. Queen of Swords. Peki. Şimdi bir kısmınız istediği sonuca ulaşacak, bir kısmınız istediği sonuca ulaşmayacak olarak burada gösteriyor kartlar. O yüzden
İyice hissetmeye çalışın. İyice aranızdaki en son konuşmaya göre adım atabilir misiniz? Adım atamaz mısınız? Bunu bir düşünün, taşının. Ona göre bir adım atın. Eğer ki sizi çok üzdüyse bence adım atmayın sevgili arkadaşlar. Ama eğer ki siz bu kişiyi üzdüyseniz tabii ki ilk adımı siz atabilirsiniz. Hani bu şeye benziyor. Nasıl söyleyeyim? İlk adımı hani suçlu olan, hani daha kabahatli olan atmalı ki hani gönlünü alsın karşı tarafın tarzında. Yani hem sizin gururunuz kırılmış, incinmiş, üzülmüşsünüz. Hem de gidip üstüne üstüne abi ne haber, ne yapıyorsun diye ufak bir mesaj atmak da veyahut da aramak, sesini duymak istediğim tarzında bir aramak hani ne kadar doğru olabilir? Bunu siz daha iyi bileceksiniz. Kendi hislerinize güvenerek hareket ediniz sevgili arkadaşlar. Şimdi toparlayacak olursam birinci deste. Ayrılmış olanların destesi. O ex partner işaretini verdi. Ex eş işaretini verdi. Ya da aranız limoni olabilir. Çoktan da ex partner durumuna düşmüşsünüzdür de hani böyle çok az mesajlaşıyorsunuzdur. Bir şeyler kötü gidiyor olabilir. Ama burada ilk olarak aydınlanmanız gereken şey karşı tarafın hayatında çok büyük değişiklikler oluyor. Çok büyük durgunluklar meydana gelmiş. Bunları sizinle paylaşmak da istiyor olabilir. Dertleşmek de istiyor olabilir. Bunun için size adım atmak istiyor fakat sizin tepkinizden çok korkuyor. Böyle bir şey çıktı. Siz ona hala kırgın kızgın olabilirsiniz. Çünkü çok dürtüleriyle hareket eden bir insana benziyormuş. Daha doğrusu öyleymiş. Ama kendisinde gerçekten bu iş değişecek. Buna şahit olacaksınız diye düşünüyorum. Çok balık teması geldi. Balık, akrep, yengeç, koç, aslan, yay. Bunlar geldi sevgili arkadaşlar. Bir de sizin bir kısmınızın da sizin ilk adımı atma durumunuz var. Dediğim gibi en son konuşmanıza göre adımı atabilir misiniz, atamaz mısınız? İyice bir düşünün, taşının. Çok üzüldüyse, sizi çok üzdüyse, çok yaralayıcı konuştuysa sakın bir kere yazmıyorsunuz. O yazacak. Yani tabiri caizse Danki gibi, İngilizcesi Danki gibi yazacak sevgili arkadaşlar. Siz değil. Ama eğer ki hani böyle yazabilirim diyorsanız da tabii ki yazabilirsiniz. Bir kısmınız bunu yapacak. Kendisinde bir değişiklikler olacak. Kendisini tutmaya başlayacak. Kendisini dizginlemeye çalışacak. Böyle deli dolu hareketleri varsa özellikle de veyahut da dürtüleriyle hareket ediyorsa ilk gördüğü kıza hemen böyle yanında bir bayan varsa eğer ki başka bir kıza bakıyorsa gerçekten bu kötü bir şeydir. Yani bunun hiçbir şekilde kabulü yok. Direkt yani ayrılma sebebi yani sevgili arkadaşlar. O yüzden bu çok dürtüleriyle hareket eden bir insan olarak görünüyor. Birinci deste seviyor mu? Evet ama korkuyor. Korkuyor sevgili arkadaşlar sizden. O yüzden adım atabilirsiniz de onu da bekleyebilirsiniz olarak çıktı. Birazcık muallak bir cevap oldu ama sizler için yine de buradaki durumu gördük. En büyük korkularından birisi de bu insanın finansal sıkıntısıymış. Finansal sıkıntılar bu insanı çok korkutuyor. Belki de ciddi bir ilişkiye girememesinin sebebi bu da olabilir birinci deste için. Şimdi ikinci desteğe geçiyoruz. Bakalım bakalım. Seni seviyor mu? Yani bakalım aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Bakalım nasıl birisi gelecek buraya. Kahverengi desteği seçenler. Blokaj kartımız geldi. Peki. Hadi buraya bir tane daha koyuyorum. Bir kart daha alacağım. Çirkin bir kart. Üstünü kapatalım.
Başarısızlık kartı geldi. Şimdi merak ediyorum bakalım. Buradaki büyü blokaj. Bakın aranızdaki enerjide, sevgi enerjisinde büyü blokaj var. Halsizlik, tembellik, intikam beslemek, etrafa, ilişkiye negatif enerji yayan bir kişi. Bu kişi ölmüş olabilir. İlişkinizi bitirmek üzere büyü blokaja uğramış olabilirsiniz. En güzel yorumu da artık bu büyü ve blokajın bitmiş olmasıdır. Mezar kartıyla birlikte sevgili arkadaşlar. Kötü son, birinin kaybına üzülmek, ne olursa olsun bu ilişki bitecek diyor. Ama burada kartın kendi anlamı var. Büyü blokajın yanına mezar kartı geldiği için bunun artık işe yaramayacağını ben nedense hissettim. Dediğim gibi bu anlamı olduğu gibi de ilişkinizin bitmesi için yapılmış olan bir büyüden de bahsediyor olabilir. Şimdi mahkeme ile birlikte geldik. İlk kartımız mahkeme oldu. Sanırım mahkemede olan bir evliliğiniz olabilir. Bakın eğer evliyseniz. Size büyü yapılmış. Burada bariz büyü blokaj kartı geldi. Bir de yani kötü son için yapılmış veyahut da büyünün bittiğine dair bir ipucu bize verdiğini söylemiştim. Çözüm yolunuz iletişim ama aranızdaki iletişimde zorbalık ve kontrolsüzlük söz konusu. Bu da evlilik konusunda başarısızlığı getirmiş. Hangi konuda başarısızlıktır diye baktığımda ev alma, ev satın alma, ev kiralama, yeni bir eve çıkma, bir aile kurma, yuva kurma, söz, nişan, düğün organizasyonlarındaki durumlardan bahseder ama bunun başarısızlıkla sonuçlandığını söylüyor. Ya nişandan ayrıldınız, ya ilişkiniz ciddiye doğru gidiyordu fakat bunu başaramadı karşı taraf. Çünkü çok güzel başlamış aslında. Güzel bir buluşma, yeni bir başlangıç derken bir şeyler sizi öfkelendirmeye başlamış. Bunun sebebinin de ne yazık ki arkadaş çevresinden kaynaklı konuşmaları. Bu kişiye arkadaşları çok konuşmuş. Çok böyle fikir alışverişi yapmışlar. Etrafında en az iki kişi var ona böyle çok yakın olan. Bir kadın, bir erkek olabilir özellikle. Ailesinden birisi de olabilir tabii ki. Birileri de olabilir ama birçok konuda ayrı olduğunuzu düşünüyorlar. Ayrılmanız gerektiğini düşünüyorlar. Yani yanlış, çok kötü bir akıl almış kendisi. Duygularını, düşüncelerini ön plana koymamış. Başkalarının ne düşündüğü onun için çok önemliymiş. Ve başkaları da ona ayrılmanız gerektiğini, aranızda din, dil, ırk, yaş, ondan sonra mezhep, ondan sonra kültür farkı, maddiyat farkı, aile farkı, yaşam farkı, giyim farkı, bunlar hepsini ön plana koymuşlar. O kadar çok öne sürmüşler ki şu da var aranızda, bu da var, bu farklılık da var, bu farklı. Hiçbir şekilde birbirinize uymuyorsunuz denmiş. Bu kişiye işlenmiş bu. Bu arkadaş çevresi sizin de olabilir. Ortak bir arkadaş çevreniz de olabilir. Sadece onun arkadaş çevresi de olabilir. Ya da size de böyle konuşulmuş olabilir. Yani siz birbirinizden farklısınız, siz olamazsınız denmiş. Ama aslında hem böyle konuşulmuş hem de bir de büyü blokaja uğramışsınız. Bakın gelen kartı gördünüz işte. Yanına da hangi kart geldi? Mezar kartı geldi. Ya ölümüne yapılmış bu büyü, ölmeniz için. Ya ayrılmanız için, bu ilişkinin bitmesi için. Ya da üçüncü anlamını tekrar söylüyorum. Bu büyü artık işe yaramıyor. Bunları hepsini söylemek zorundayım. O yüzden hani bence ilişkinin artık bu büyünün bu ilişkide etkisinin olmadığını düşünüyorum. Öyle o şekilde inanıyorum ve böyle dönüşmesine niyet ediyorum. Artık böyle bir büyü veyahut da blokajla karşılaşmış olmayacaksınız. Burayı burada bitirelim sevgili arkadaşlar. Enerjimle burada bunun olmamasına niyet ediyorum. Birinci çakra geldi bakın köklenme, topraklanma, bu dünyadaki evlilik, iş kurma bunları verir. Bunun yanında aslında iyi birisiyle karşılaşmışsınız. Size uygun birisiymiş. Taraflardan biri Aslan Burcu olabilir ya da Ağustos ayından biri ayrı olabilirsiniz. Ya da Ağustos ayında tanışmış olabilirsiniz.
Mahkeme kartıyla açıldı. Çok enteresan. Dediğim gibi ya böyle evlisiniz de boşanma kararı aldınız. Çünkü bakın evliliğe başarısızlık verdi. Neyin başarısızlığı bu dedim. Evlilik kartı geldi. Ayrı eve çıkma, ev alma, ev kiralama, bir emlak meselesi veyahut da söz, nişan, düğün. Belki hiç sözlenmediniz. Belki istemeye bile gelinilmedi. İşte burada bir başarısızlık söz konusu olmuş. Bakın nasıl üzgün birisi var. Aslında bu onun başarısızlığı. Sizi seviyor mu dedim. Zorbalık ve kontrolsüzlük dedi. Size karşı zorbalık da yapmış. Şimdi şöyledir sevgili arkadaşlar. Bazı insanlar çevresinin fikirlerini çok önemser. Çünkü hani onları böyle kendisine aile diye benimsemiştir. Arkadaşları olabilir, akrabaları olabilir, çekirdek ailesi olabilir elbette. Ama özellikle de bunu erkekler çok yapıyor her nedense. Aslında yapmamaları gerekirdi. Onlar daha mantıklı düşünürler. Bizler daha duygusal düşünürüz biliyorsunuz. Ona buna sormuş. Yani burada resmen öyle mi? Arkadaş çevresi birden fazla sebepten dolayı da ayrılma kararı diyor burada. Bu nedir yani bu kadar? Yani kendi duyguları hiç önemli değil sanki ona göre. İşte resminizi göstermiştir. Bu sana göre değil demişlerdir. Tanıştırmıştır. Bu ne ya? Bu sana göre mi? İkiniz de ayrı tellerden çalıyorsunuz demişlerdir. Bu da tepkiden çok böyle etrafından çok tepki alınca aa der. Madem kimse beğenmedi, o zaman ben yanlış yapıyorum deyip size olan duygularını ertelemiş, köreltmiş olabilir. Ama bu hiç onun için iyi olmamış sevgili arkadaşlar. Bu sizin başarısızlığınız değil, onun başarısızlığı. Ne yazık ki. Ayrıca ekstradan da büyüye maruz kalmışsınız. Bakın birinci destede böyle bir şey gelmedi. Yani çok seansa giriyorum. Uzun zamandır da bu kart gelmedi. Yani bu açılımda geldi. Bilmiyorum yani. Ama bittiğine inanabilirsiniz. Ben buna inanıyorum. Eğer ki büyü blokajın yanına aile kartı gelseydi, hani aileden birisinin yaptığını düşünecektik. Ama mezar kartı geldi. Bu kişi ölmüş olabilir. Ölümüne büyü yapılmış olabilir. Ayrılmanız için büyü yapılmış olabilir. Ve tabii ki de artık bir işe yaramadığının işareti olabilir. İsterseniz buraya bir tane daha kart koyalım. İçiniz rahat etsin. Bakalım bize neyi kastetmiş bu iki kart. Buradaki büyünün devam ettiğini mi yoksa bittiğini mi? İlk önce siz görün. Oo, çok üzülmüşsünüz ya. Üzülmez misiniz tabii ki? İşte. Belirsizlik. Bir ay kartı daha. Ve ikilem. Bu sizi çok yormuş. Bu durumlar sizi çok yormuş sevgili arkadaşlar. Bakın burada yine balık burcunu temsil ediyor. Burada yine bakın şu ay içerisinde bir yüz vardır. Sizinkiler bu şekilde işte. Sizin sevdiğiniz kişi. O beni seviyor mu diye sorduğumuz kişi bu şekilde. Bakın altta 3 tane hayvan var. Akrep, balık ve çakal gibi. Şimdi bu balık burcunu temsil eden bir kart ama bir de akrep var. Bu insanın çevresinde akrep ve balık burcu insanlar olabilir. Kendisi de balık olabilir bu arada. Siz de olabilirsiniz. Fark etmez. Burada ortak çıkıyor çünkü. Burada bunu yine üçlü bir durum var. Yine üç arkadaşı var bu kişinin. Aa, onu var ya böyle gücendirmişler, kızdırmışlar. Çok kötü akıl veriyorlar. Biri havlıyor, biri uluyor, biri kıskaçlarını çıkartmış. Yani hiç iyi bir çevresi yok burada. Bakın burada da böyle. Burada da üç kişi var. Gördünüz mü? Buna iş arkadaşı olabilir. Burası taş bir bina. Ha yani cumaya gitse camide diyeceğim yani öyle bir şey yani birilerine sorsa öyle bir şey öyle bir durum yani bir sürü sebepten dolayı çok ayrısınız diye bu kişiye böyle empoze etmişler hiç iyi akıl vermemişler üstüne üstlük büyüye maruz konulmuş size de zorbaca davranmış zorbalık yapmış size de aklınızdaki kişi çözüm yolu diyor iletişim diyor yapabilirseniz iletişim kurun yani peki bir şeyler daha soralım. Burası birazcık sorumlu geldi ikinci deste çünkü. Aranızdaki bu büyü veyahut da blokaj kalktı mı? Bitti mi artık? Sizler bir şey yapmış olabilirsiniz. Dua okumuş olabilirsiniz. Veyahut da bu büyünün blokajının farkına varıp bazı ritüeller yapmış olabilirsiniz. Sizin sayenizde eğer bayansanız sizin sayenizde bu işler bitmiş. Eğer ki değilseniz bir erkek olarak beni dinliyorsanız bu kişiyle
Yani aranızda olan durum aslında bitmiş. İmparatoriçe kartı çok pozitif bir karttır. Burada ailenizden birisi veyahut da belki de bir bilene danıştınız. O kişi size çok güzel şeyler söyledi ve pozitif bir kart olduğu için artık aranızdaki büyünün, blokajın kalktığını söyleyebiliriz. Yüksek bir dişil enerji var burada çünkü sevgili arkadaşlar. Ya size yardımcı olmuş ya da bu sizsiniz. Ablanız olur, anneniz olur. Peki bundan sonra ne olacak aranızda sevgi konusunda? Dilekleriniz yerine geliyormuş. Bakın çok güzel. Sizi sevecek mi? Seviyor mu? Artık bir karar verecekmiş. Çok güzel. Her şey de sırtını dönmüş. Ne karar verecek sizinle ilgili? Aydınlanacak. Çok güzel. Siz de aydınlanacaksınız. Hızlı ve keskin çözümler geliyor. Aniden zafer sizin sevgili arkadaşlar. Özellikle de Koç, Aslan, Yay burcundansanız, yükseleniniz, Ay burcunuz veyahut da karşınızdaki kişi Koç, Aslan, Yay, Ay burcu, yükselen burcu. Çok 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 büyük bir ihtimalle zafer sizindir. Hiç korkmayın, hiç endişelenmeyin. Sizi sevecek. Aslında seviyormuş da. Ama araya kötü şeyler girmiş. Araya giren kötü şeyler, yani var ya, inanın çok güzel, çok tatlı bir insanı bile veya da çok yakışıklı, çok sevimli, işte çok karizmatik bir erkeği bile bir fare gibi görebilirsiniz büyüden dolayı. Yani bir yerde de affedici olmak lazım. Kendi iradesinin dışında bir şeylere maruz kalmış bu insan. Siz de maruz kalmış olabilirsiniz. Birbirinizi kötü gördüyseniz, eğer ki başlayacaksanız, tekrardan istiyorsanız birbirinizi, bunları hiç düşünmemeniz lazım. Sakın bir daha da sözünü lafını etmemeniz lazım. Bir sağlıklı bir ilişki kurasınız diye. Peki bundan sonra tekrardan evlilik meselesi ortaya çıkacak mı sizler için? Bakın ne geldi, aile. Enerjisi çok yüksek. Tekrardan bir araya geldiğinizde aile kurma olasılığınız çok yüksek sevgili arkadaşlar. O yüzden hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Büyü blokajdan da kurtuldunuz artık. Bu başarısızlığı da anın enerjisiyle çıktı. Geçmişten bahsediyor olabilir. Anın enerjisi şu anlamda bahsediyor olabilir. Ne zaman izleyeceksiniz bilemiyorum tabii ki. O yüzden buraya fazla takılmayın. Tam böyle bir şeyler olmuş olabilir ama gelecek enerjilerinizde böyle güzel şeyler var. Bakın aile olabilme, iki tane çocuğunuzun olabilme ihtimali var. O yüzden mümkün olduğu kadar iyi niyetli, güzel düşüncelerle, pozitif düşüncelerle, karamsarlığa asla yer vermeden iyi ve nasıl söyleyeyim, umutlu, asla ümidinizi kaybetmeden, hiç gerek yok. Pozitif uyanın her gününüze ve güzel şeyler düşünün, güzel şeyler sizinle olsun diyorum sevgili arkadaşlar. Evet, sizlerin de açılımınız bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beni seviyor mu açılımında? Şöyle bir toparlayacak olursak ikinci desteği de sizi sevmiş, gelecekte de sevecek. Araya ufak bir büyü durumları girmiş. Ufak diyorum tabii, çok üzülmüşsünüz. Bunu artık gelecek enerjinizde görmeyeceğiniz için ufak dedim. Yoksa sizi çok üzmüş, çok hırpalamış olarak da görünüyor. Hiçbir şeye takılmayacaksınız. Aranızda ne farklılık varsa var. Hiç önemli değil. Sizin evlilik enerjiniz çok yüksek. O yüzden kimseyi dinlemeyin derim. Eğer ki bir yolunu bulursanız da bir araya gelin derim sevgili arkadaşlar. Hepinizi kocaman öptüm. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.